Bodrum'u Avrupa Kupalarında temsil edecek ilk kulüp olma ünvanını kazanan Yalıkavak Spor, Türk Handbol tarihinin en başarılı oyuncularından Yeliz Özel'i kadrosuna kattı. Yalıkavak, eski oyuncuları Sevgi Kalyoncuoğlu ve Eda Nur Aslan'ı da transfer etti. Türkiye Handbol Federasyonu'nun ligleri normal sezon sıralamasına göre tescil edildiğini açıklaması sonrası, Kadınlar Süper Ligi'nde 3. sırada yer alan Yalıkavak Kadın Handbol takımı gelecek yıl Avrupa Kupalarında mücadele etme hakkı kazanmıştı. Bodrum tarihinde salon sporlarında ilk kez bir takımımızın Avrupa'da ilçeyi temsil etme hakkı kazanması büyük sevinç yaratmıştı. Yalıkavak, geçen sezon ligin en değerli oyuncusu seçilen milli handbolcu Yeliz Özel'i Kastamonu Belediyesi GSK'dan transfer etti. Yalıkavak Spor'dan yapılan açıklamada Türk Handbolu'nun yetiştirdiği en iyi kadın oyunculardan Yeliz Özel'in transfer edildiği ifade edilerek, "Deniz'in kızları gücüne güç katıyor. Türk Handbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı sporcularından Yeliz Özel, şimdi Yalıkavak Spor Kulübü'nde. Deniz'in kızları yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil etmiş Yeliz Özel'le Avrupa Kupası'na koşacak" denildi. Yalıkavak ayrıca eski oyuncuları Sevgi Kalyoncuoğlu ve Eda Nur Aslan'ı da yeniden kadrosuna kattı. Yeliz Özel Yalıkavak Spor Kulübü'ne transferi ardından Handball Haber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi. Evet değerli handball severler, son dakika bir akşam transferi haberi gerçekleşti. Dünyanın ve Türkiye'nin önemli oyuncularından birisi Yeliz Özel, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nden Yalıkavak Spor Kulübü'ne transfer olduğu açıklandı. Yeliz Özel yayınımızda, hoş geldin Yeliz. Hoş bulduk Fırat'cığım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, mutluyum. Aynen, hayırlısı olsun diyorum. Öncelikle hemen bugün Aslı'nın transfer haberiyle, Almanya gidişiyle beraber bir transfer, büyük bir transfer gerçekleşti. Ardından senin de Kastamonu Belediyesi'nden Yalıkavak Spor Kulübü'ne geçmen de Türk Handbol açısından, Türkiye Ligi açısından önemli transferlerin başında geliyor. Transferinle ilgili olarak ne söylemek istersin? Zaten Yalıkavak'ta geçen sene de konuşmuştuk. Olmadı. Kısmet bu seneymiş. Bir haftadır konuşuyoruz. Ama ben öncelikle tabii ki kendi kulübüm olan Kastamonu Belediyesi'ye konuşup sonradan karar vereceğimi söyledim. İşte bugün de her şeyi bitirdik. Benim kafama uyan her şey Yalıkavak'ta olduğunu düşündüğüm için kabul ettim. Tabii ki Avrupa'da oynamaları, ilk defa oynamaları yani ve çok heyecanlı olmaları beni de çok heyecanlandırdı. O yüzden bu sene Bodrum'dayım. Ben de açıkçası o konuya değinecektim. Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün de Şampiyonlar Ligi'nde olmak, gruplarda yer almak için başvurusu da var bir kart. Ben de sen de aynı zamanda bu kadro yapısı içerisinde en kilit oyunculardan biriydin. Şampiyonlar Ligi'ni değil, eski adıyla Challenge Kupası, yeni adıyla da EHF Kupası'nda mücadele edecek olan Yalıkavak Spor Kulübü'nü tercih ettim transferinde, özellikle gelecek sezon için. Avrupa Kupaları ile ilgili özellikle Yalıkavak yöneticileri neler söyledi? Bu konuyla ilgili seni nasıl ikna ettiler? Hepsi dediğim gibi çok heyecanlı Fırat. Yani bu zamana kadar yaşamadıkları bir his. Tabii ki ben bu hisleri çok yaşadım ama bir Türk kulübüyle yani bu kadar heyecanlı yöneticilerle bu yola çıkmak dediğim gibi beni böyle bir çok heyecanlandırdı. Oradaki oyuncular da eski oynadığım ve onlar da çok heyecanlı ve oradayım yani. Tabii ki Kastamonu Şampiyonlar Ligi'ne inşallah katılacak. Tabii ki o Kastamonu Belediyesi çok büyük kulüp. Tabii ki hani bizim yerimize gelecek sporcular da mutlaka olacaktır. Ama benim düşüncem yani kendi adıma söylüyorum, Yalıkavak'ta olmak beni daha çok heyecanlandırdı. Hayırlısı olsun diyoruz o zaman. Gelecek sezonda başarılar diyoruz Yeliz. Yine böyle teşekkür ara ederim Fırat'cığım. Devam edecek. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kal.
Görüşürüz, iyi akşamlar.